Üzerinde bulunduğum tepe Manastır Tepe. Burası Pursaklar. Bu antenlerin hemen aşağısından bir dere akıyor. O derenin adı Çatalkaya Deresi. Çatalkaya Deresi. Bu gördüğümüz tepenin arkası da Çatalkaya Tepe. Bunlar günümüz isimleri. Ancak 1934 haritasına göre bulunduğumuz yer Çatalkaya Tepe. Manastır Tepe olarak da az önce söylediğim Çatalkaya orayı gösteriyor. Yani burada bir manastır varmış ki Manastır Tepe ismini koymuşlar. Eski haritalarda orada, yeni haritalarda bulunduğum yer. Hemen şu sağ aşağıda zaten birazdan videoya ekleyeceğim. Sanki define avları, define avcılarının açtığı çukurlar gibi çukurlar var. Şurada da var. Var. İşte buradaki de gördüğü gibi su toplamış. En zirveyi açmışlar. Karacaviran, eski adı Karacaviran, yeni adı Karacaören köyünün tokisi. Karacaören aslında şu aşağıda, vadide. Şu görülen blokların alt tarafı, biraz derin vadide. Yine o blokların alt derin vadisinin biraz daha ötesinde de Karaköy arıtma tesisi var. Çubuk barajının bir öncesindeki. Biraz rüzgar var. Burası ağaçlandırma alanı. Şurası çevre yolu. Burası Kuzey Ankara denilen yer. Hava kapalı. O yüzden net görüntü yok. Şöyle yakın çekim yapalım. Evet, çevre yolu şu anda daha iyi görülüyor. Havaalanına giden köprü. Altta da çevre yolu. Şurada bir direk görülüyor, anten. Onun hemen arkası Hacı Kadın Vadisi zaten. Son Hacı Kadın çevre yolunun, şuradaki çevre yolunun öbür tarafı Hacı Kadın. Oralarda yapılaşmak üzere. Şurada bayrak direği var. Tepede bağlum. O bayrak direğinin sol altında da Bağlum Kaya yerleşkesi var. Antik bir alan. Buralar unutulmuş. Kimse ilgilenmiyor. Sanırım şurası, yanlış söylemiş olmayayım da, 12 Eylül zamanındakinin evinin herhalde Bulgaristan'dan getirdiği göçmenlerin evleri olsa gerek. Pursaklar aslında köyken ilk bunlar yerleşiyor. Daha sonra işte görüldüğü gibi. Duyduğumuza göre de tarikatların en yoğun faaliyet gösterdiği yermiş. Burada dikkatimi çeken çok miktarda bir bana göre kazı yapılmış. Bana göre burada kazı yapılmış. İşte
en büyük kazı yeri burası ve bunun çevresinde çok miktarda şurada hemen önümüzde karşıda burada şöyle büyüğe geriye alınacak kazılar daha iyi görecek. Bu bölgede çok anormal kazılar var. Bir şey aramışlar burada. Taşların yapısı evet, bakın düzgün kesim. Buradan çıkan da düzgün. Burada define avcılığı yapmışlar gibi. Burada da bir çukur var, kazı çukuru var. Burada da var. Bunların bir anlamı olmalı. Acaba taş ocağı mı? Evet, burası taş ocağına benziyor. Burası bir taş ocağına benziyor. Hadi orası taş ocağı. Bunlar ne? Neden böyle küçük küçük çukurlar var? Çukurların bir anlamı olmalı. Ben yorumlamaya çalışıyorum. Bir taş ocağı var. Örnek burada, devamında bir şey yok. Çukurlardan burada yok. Sadece geride var. Orada bir şey aramışlar. Bu arada pursaklara bir kez daha bakalım. Şu kenardan başlayalım.